Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Bubble Sort'u işleyeceğiz. Bubble Sort, sıralama algoritmaları için oldukça önemli bir yere sahip olan bir algoritma. Bu algoritma birçok alanda kullanılıyor ama ne yazık ki çok büyük veriye sahip dizilerde bunu kullanamıyoruz. Yani atıyorum 1 milyon içeriğe sahip, 1 milyon elemana sahip bir dizi arasında bu sıralamayı yapmaya kalksak belki de yıllar alabilecek kadar süreçlere sahip olabilir. Bu sebeple daha küçük dizilerde, daha küçük kıyaslamalarda Bubble Sort'u kullanıyoruz. Bubble Sort ne? Türkçe olarak kabarcık sıralaması diyebiliriz. Bir balon olarak ele alabiliriz ve balon gibi hareket eden bir algoritma aslında. Yani örneğin, direkt hatta örnek üzerinden gidelim anlamanız için. Ben bir tane dizi oluşturdum burada. Aşağıdaki kod yapısında birazdan inceleyeceğiz, göreceğiz. O kod yapısının aynı dizi elemanlarına yer verdim. Bu dizi elemanlarını sıralamamız gerekiyor. Şu an üstte sıralı bir şekilde vermiştim ben. Şu şekilde ben alttaki örneğimde yazdığım haliyle, yani karışık haliyle yazıyorum. Bunun aslında bu şekilde sıralanmasını istiyoruz. Ama bunun bilgisayar tarafından tabii ki de yapılmasını bekliyoruz. Öncelikle Bubble Sort şu şekilde çalışıyor. Her elemanları kendi aralarında kıyaslıyor. Yani başlıyor. 1 ile 20. Hangisi büyük? 20 daha büyük. O zaman 20 sağ tarafta kalacak. Devam ediyor. 20 ve 17. Hangisi büyük? 20 büyük. O zaman 20 sağ tarafa geçecek. Yani şu şekilde olacak. 17 ve 20 olacak. Devam ediyor kıyaslamaya. 20 ve 10. Hangisi büyük? 20 büyük. O zaman yer değiştirecek bunlar. 10 ve 20. 20 ve 9. Hangisi büyük? 20 büyük. Yine aynı şekilde 9 ve 20 olarak yer değiştirecekler. 20 ve 12'yi kıyaslayacak son olarak. Yine 20 daha büyük olacak ve 12, 20 olarak bir yer değiştirme söz konusu olacak. Sonuç olarak bakıldığında bir diziye sahibiz ve ilk adım sonlandığında aslında dizinin en sağında kalan eleman bu dizinin en büyük elemanı. Yani 20 sayısı bu dizinin en büyük elemanı. Nasıl yaptık? Tek tek kıyaslayarak yaptık. Bu adımı tekrar edeceğiz. Ne kadar tekrar edeceğiz? Dizinin eleman sayısı kadar tekrar etmiş olacağız aslında. Şimdi dizimiz 6 elemanlı. Devam edeceğim fakat ondan önce önemli bir noktamız var bizim burada. Şimdi bizim bu en sağdaki elemanımız 20. Bu 20'nin diğer dizinin diğer kalan elemanlarından daha küçük olma ihtimali var mı? Bir kere bakıldığında zaten amaç aslında en büyük elemanı en sağ tarafa çekmekti. Yani aslında bu diğer elemanlar bundan daha büyük olamaz. O zaman ben algoritmamın ikinci aşamasına geçtiğimde, yani ikinci kez karşılaştırma yaptığımda bu 20 elemanını, yani şuraya gelen değerle bu 20 elemanını kıyaslamanın bir anlamı var mı? Yok. Çünkü her türlü 20 sayısı daha büyük olacak. O yüzden bir sonraki adımda aslında ben 20 sayısını bırakabilirim geriden. Yani şu şekilde devam edebilirim. Tekrar karşılaştıralım. 1, 17. 17 daha büyük. 17, 10. 17 daha büyük olduğu için 17 yer değiştirecek. 17, 9. Bakıldığında 17 daha büyük. 9, 17 olarak yer değişecek. Ve 17, 12 yine aynı şekilde 12, 17 olacak. 20'yi de sona bırakıyorum. 20'yi hiç ellemedik zaten. Devam ediyorum. Şimdi 17 ve 20 en büyük. Diğerlerinin daha büyük olma ihtimali yok. Demek ki benim yeni elemanlarım bu 4 tane elemanım. Bu 4 arasında bir karşılaştırma yapacağım ben. O zaman 1 ile 10'u karşılaştırıyorum ve 10 daha büyük. 10 ile 9. 10 daha büyük olduğu için yer değiştiriyorlar. Ve 10 ile 12 aynı şekilde kalıyor. Yukarıdaki 2 tane bıraktığım elemanımı da aşağıya alıyorum. Ve aslında son 3 tane elemanımı sıralı bir şekilde elde etmiş oluyorum. Geriye kalan 3 elemanım aslında şu anda sıralı. Fakat bunun bilgisayar tarafından algılanması için işlemin devam etmesi gerekiyor. Aynı şekilde 1 ile 9'u kıyaslıyor. 9 daha büyük. 10 ile 9'u kıyaslıyor. 10 daha büyük. Ve diğer elemanları yanına hemen ekliyor. Son 4'ü böyle. Ve ilk ikisini kıyaslıyoruz. 1, 9'u kıyaslıyoruz ve 9 daha büyük. Ve sıralamayı aslında bu şekilde bitiriyor. Tabi en son yine 1 kalıyor. 1'i de yazıyor. Bu şekilde tamamlamış oluyor. Şimdi bunu bilgisayarda yani bu mantıkla bilgisayarın uygulamasını istiyoruz. Bu yüzden nasıl bir kod yapısına sahip olacağız? Hemen onu inceliyoruz. Şimdi öncelikle bir tane dizi oluşturdum ben 6 elemanlı ve yukarıda aslında örneğini çözdüğümüz değerleri bu diziye tanımladım. İki tane for döngüsüne sahip olmamız gerekiyor. Mantıksal olarak incelediğimizde nasıl yapıyoruz? Biz ilk 1-17, 17-10, 19 gibi içteki yani birinci adımdaki iç değerleri kıyaslıyoruz. Bir de bunun 2, 3, 4, 5, 6 gibi adımları var. Bunları sırasıyla gerçekleştiriyoruz. İlk olarak
Bu adımların her birine ben adım adını verdim burada değişken olarak. Bir adım değişkeni oluşturdum ve adım değişkenini birden başlattım ve 6'ya kadar devam ettirdim. Her seferinde de bir arttırdım. Bunun içine bu bir for döngüsü. Bunun içine bir kez daha for döngüsü oluşturdum. Bu for döngüsü ise içteki yani 1 ile 17, 17 ile 10, 10 ile 9 bu kıyaslamayı yapacak olan döngümüzdür. Burada 6 eksi adım yapmamın sebebi ise şimdi az önce ne yapmıştık? 20'yi dışarıda bırakmıştık. Sonra 17 ile 20'yi dışarıda bırakmıştık. Yani her döndüğünde aslında belirlenen son iki eleman dışında kalan kısmı arasında yapacağız döngümüzü. Şimdi tekrar üzerinden geçeceğim zaten. Sonra ne yaptık? Eğer dizinin örneğin 0. elemanı 1. elemanından büyükse bir aracı elemanı bu dizinin 0. elemanını atadık ve yer değiştirme işlemi yaptık aslında. İkisinde iki elemanı yer değiştirdik ve döngümüze devam ettik. Alt kısımdaki for döngümüz de ekrana yazdırma döngümüz zaten. Şimdi olayı örnek üzerinden inceleyerek devam edelim. Şuraya ben yine ilk dizimin ilk halini yazıyorum. 1, 20, 17, 19 ve 12. Şimdi adım 1'e geldim. Adım 1'den başlıyoruz evet. İlk adımdayım. Yani şuraya şu şekilde yazayım ben. Birinci adımdayız. Ve şu anda J değerimiz 0. Ve nereye kadar devam edecek? 6 eksi adım. Adım neydi? 1. Yani 5'e kadar devam edecek bu J değerim 0'dan başlayıp. Dizinin 0. elemanını ele aldım. J'ydi 1. Dizinin 0. elemanı dizinin 1. elemanından yani 0 artı 1'den dizinin 1. elemanından büyük mü? 1 20'den büyük mü? Değil. O zaman bu if yapısı tamamıyla bitti ve for döngümün sonuna geldim. Yeni J değerim ne oldu? 1 oldu. Hemen J değerimi 1 yaptım. J1 yani dizi 1. J artı 1'den yani dizi 2'den büyük mü? Dizinin 1. değeri 2. değeri olan 17'den yani 20 17'den büyük mü? Evet büyük. O zaman if yapım çalışıyor şu anda if yapım. Integer aracı eleman. Bu aracı elemanın sebebi ise bu 20 değerini atayacağız ve ikisi arasında yer değişikliği yapacağız. Yani aracı elemanıma dizinin J değerini yani dizinin 1. elemanı J1 olduğu için 20'yi atıyorum. Ve sonra dizinin J'nin elemanına yani 1. elemanına 2. elemanını atamış oluyorum. Yani 17'yi dizinin 2. elemanına atıyorum. Burası artık 17 oluyor. Ve dizinin 2. elemanına da aracı eleman adadığım 20 değerini atıyorum. Yani aslında burayı 17, burayı 20 yapıyorum. If yapım bitiyor ve J2 oluyor. Devam ediyorum. J2 oldu. Dizinin 2. elemanı ne? Yeni eleman, yeni dizimde 20. O zaman dizinin 2. elemanı 3. elemanı olan 10'dan büyük mü? Evet büyük. Aracı elemanıma 20'yi atıyorum. Ve J şu anda yeni J değerim 2 olduğu için 2. eleman olan 20. Dizinin 3. elemanıyla yer değiştiriyor. 10 oluyor, 20 oluyor. Ve devam ediyor yapım. J değerim 3 oluyor. Dizinin 3. elemanı ne? 20 ile 20. Dizinin 4. elemanı J artı 1 ne? 9. 20 ile 9'u kıyaslayacağım. 29'dan büyük mü? Büyük. Aracı elemanıma yine 20 yapıyorum. Ve yine bir yer değişikliği işlemi gerçekleştiriyorum. Ve son olarak 4. adıma geliyorum. 4. adımda 20 ile 12'yi kıyaslamış oluyorum. Ve baktığım zaman 20 12'den büyük. Ve yine şu şekilde 20 12'den büyük olduğu için aracı elemanıma 20 atıyorum ve bir yer değişiklik işlemi gerçekleştiriyorum. 5. adıma geldiğimde burada 5'ten küçük olduğu için de 5. adımım diye bir adımım yok aslında. Ve içteki for döngümün ilk adımını tamamladık. Şimdi dıştaki for'da bakıyorum. Tekrar şurada bittiğine göre bu for geliyor buraya ve adım 2 oluyor artık. Adım 2 olduğunda burası J yine 0'dan başlayacak. Ama bu kez adımım 2 olduğu için 4'e kadar sürecek. Yani aslında dediğim gibi biz bu 20'yi artık dışarıda bıraktık. Neden dışarıda bıraktık? Çünkü biz en son 12'ye göre kıyaslama yapacağız. J artı 1 olduğu için. Tekrar devam ediyoruz işlemimize. Şimdi ne oldu? 0. elemandan başladı dizinin 0. elemanı. Yani 1. Dizinin 1. elemanı yani 17'den büyük mü? Hayır değil. O zaman if yapım bitti. Devam ediyor. J1 oldu. Yani dizinin 1. elemanı 17. Dizinin 2. elemanı. Şimdi dizinin 1. elemanı burada. Dizinin 2. elemanı burada. Yani 1 artı 1'den. 17 10'dan büyük mü? Bu soruyu soruyor bize if yapısı. Evet. O zaman aracı elemanıma dizinin 2. elemanı, 1. elemanını yani 17 değerini atıyorum. Dizinin 1. elemanına da dizinin 2. elemanını atıyorum. Yani 10 değerini 2. elemana atıyorum. İkinci değerine de dizinin aracı elemanını atadığım 17 değerini atıyorum. Yani yine yer değiştirme işlemi yapıyorum. Burası 10, burası 17 oluyor aslında mantık olarak. Sonra devam ediyorum. Bu if yapım bitti. For döngümün içindeyim. Birinci değeri kıyaslamıştık. Şimdi
İkinci değerimi kıyaslıyorum. Dizinin J'nin elemanı yani ikinci elemanı ne? 0, 1, 2, 17. Dizinin üçüncü elemanı ne? Yani J artı 1 üçüncü, 2 artı 1 3 olduğu için 9, 17 ile 9'u kıyaslıyorum ve yer değiştir diyor bana burada. O zaman 9, 17 diyorum ve devam ediyorum. 3 oldu J benim artık if yapısı bitti, if yapısı bittiği için 3. değişkenime geldim. 3. değişkenim J'min 3 olduğu yer yani. Dizinin 3. elemanı ne? 17, 0, 1, 2 ve 3. Dizinin 4. elemanı ne? 12. İkisini kıyasla diyor bana. İkisini kıyasladığım zaman 17, 12'den büyük olduğu için aracı elemanımı 17'ye atadım ve 12 ile 17 işleminin yer değiştirmesini sağladım. Ne oldu? Burası 4. 4, 4'ten küçük olmadığı için dizimin artık buradaki işlemi bitti ve 20 değerini gördüğünüz gibi hiç işleme katmadım. Devam edeceğim. Buraya geldim. For yapım bitti ve buraya geldim. Adımım ne oldu? 3 oldu. Üçüncü adımdayım artık. Ne oldu buradaki? J sıfırdan başlayacak dedi. Adım 6-3, 3'e kadar sürecek dedi. Şimdi yani aslında bana 0, 3 arasında bir işlem yapmam gerektiğini söylüyor. Dizinin 0. elemanını aldım. Çünkü buradaki J'im ilk başta 0. 1 ile onu kıyaslıyorum. Neden? Çünkü dizinin 0. elemanıyla dizinin 0 artı 1 yani 1. elemanını kıyasla diyor. 0 1'den büyük mü diyor. Hayır değil. O zaman if yapım burada bitiyor. Devam ediyorum. J değerim 1 oldu. Yani 10 ile 9'u kıyasla dedi bana. O zaman 10 9'dan büyük mü? Evet büyük. O zaman ikisini yer değiştiriyorum. O yer değiştirme işlemi de yine aynı şekilde burası ve burada 10 değerim oldu. Şimdi bana dedi ki dizinin ikinci elemanı yani 10 değeri 12 değerinden büyük mü? Yani dizinin üçüncü elemanından büyük mü? Bakıyorum 10 değeri 10'dan 12'den büyük değil. O zaman yok kardeşim büyük değil burası. Burası bitti. Devam ettim. For döngüme geldim. 3. 3. 3'ten şurada özür diliyorum. 3. 3'ten küçük olmadığı için hiçbir şekilde işlem yapmayacak. Ve bu for döngüm bitecek. O zaman adım 3'ü de tamamlamış oldum. Şimdi geldim adım 4'e. Adım 4 oldu. Adım 4 olduysa burası J 0 dedi ve 2'ye kadar gidecek dedi. O zaman aslında ben yine bir sırayı daha bitirmiş oldum. 0 ile 2 arasına bakacağım o zaman. Dizinin 0. elemanı ne? 1. Dizinin 1. elemanı yani 0 artı 1. elemanı ne? 9. 1 ile 9'u kıyaslıyor. 9 daha büyük atladım. O zaman devam ediyor. Burası 1 oldu. Özür diliyorum. Burası 1 oldu. Dizinin 1. elemanıyla dizinin 1 artı 1 2. elemanı. 1. elemanı 2. elemanı kıyasladım. Ne oldu? 1. eleman 2. elemandan büyük mü sorusunun cevabı hayır olduğu için if yapımı atladım. Ve for döngümün bu j'si 2 oldu. 2 de 2'den küçük olmadığı için buradaki for döngüm sona ermiş oldu. Devam ediyorum. 5. adıma geldiğim anda 5. adımda J değerim yine 0. Adımım da 6-5'ten 1. Yani dizinin 0. elemanı dizinin 0 artı 1. elemanından büyük mü? Dizinin 0. elemanı 1. elemanından büyük mü? 1 9'dan büyük mü? Hayır kardeşim değil. O zaman buradaki if yapım yine çalışmıyor benim. O zaman burasını da tamamlamış oldum. Ve for döngümde J 1 olunca 1 birden küçük olmadığı için 1 birden yani 1 küçüktür 6-5 yani 1'den küçük olmadığı için buradaki for yapımda sona ermiş oldu. Devam ediyorum. Adım burası 6 oldu. 6 da 6'dan küçük mü? Hayır değil. O zaman benim for döngüm bitti mi? Bitti. Benim elimde nasıl bir değiş değer kaldı? 1, 9, 10, 12, 17 ve 20. Aslında sıralı bir şekilde elde etmiş oldum ve ekrana da for döngüsünde bir A değişkeni belirtip dizinin tüm elemanlarını tek tek bir tab kadar boşluk bırakarak yazdırdım. Şimdi bunu biz bir deneyelim. Kaydediyorum ve F11 tuşuna basıyorum. Evet. Gördüğümüz gibi 1, 9, 10, 12, 17 ve 20 değerlerini sırasıyla benim ekranıma yazdırmış oldu. Yapım da aynen bu şekilde. Mantık olarak gayet aslında basit bir mantığı var. Biz tek tek tüm adımlarını işledik. Bu yüzden biraz uzun süren bir video oldu. Umarım size faydalı olur. Başarılar diliyorum. İyi günler.